Ay Soluna, sen ne arıyorsun burada? Ne oldu, aldık mı? Hey, şuna bak! Yaşlı be Bayram, helal olsun! Daha bir kılıf bile alamadım, sen de böyle oturursan. Yemedik ya arabanı, hadi bakalım gezdir beni biraz. Başkasına yaptırmazdım ya. Neyse. Ay yapma, dur biraz. Tamam. Götürecek misin beni arabanla? Ne dedik ya? Söz mü? Söz. Tamam, uğraştırma. Olmaz burada. Tamam değil mi? Yarın sabah buluşun. Önünde bekleyeceğim seni. Tamam. Aptal karı işte. Ne yani? Bir kere verdi diye bavulu, televizyonu, onca paketi, üstelik o koca götüyle onu mu taşıyacak? Aman beklerse beklesin babamız. Bize ne? Hem böyle yalnız olmamız daha iyi değil mi? O şişko solmaza filan ihtiyacımız yok ki. Doğrusu seninle beraber olmak çok güzel olmaz. Ben yıllarca bu anı bekledim. Senin ise bundan hiç haberin bile yoktu. Nereye mi gidiyoruz? Sana bizim oraları göstereceğim Balkız. Bak, Avusturya, Yugoslavya, Bulgaristan'ı açtık bile. Bize yol mu dayanır? Vardık işte. Burası Türkiye. Korkma Balkız. Bak bizi yolda rahat bırakmayan şu sinir minibüs de burada. Üstelik de tam yanına park ediyoruz. Korla sas bir. Bak hasta ulan. Çarpacaktınız az daha benim arabaya. Neredeyse bindirmiştiniz benimkine. Değil mi bayan? Doğru konuş bakalım. Hiç kadın görmedin mi? Daha ilk adımda başımı belaya sokma beni. Bas git hadi. Nikahlı karım bu benim. O senin nikahlınsa bu araba da benimki sayılır. 10 tane de kara eder billahi. Çarptırmam sana bilmiş ol. Senin arabana çarpan kim be? Çekil de çıkalım şurada. Çekilmiyorum işte. Çekilmezsen çekilme ulan. Hadi engel ol da görelim. Görelim ulan. Ne birleşiyor bunlar böyle? Şey ki git çağır şu herifi buraya. Hangisi? Şu silik renkli arabası olanı çabuk. Git! Ya bir çarparsan ne olacak? Yazık değil mi bana? Dikkat et diyorum sana! Çarparsan ödersin vallahi. Buna göre!
Bizden tamam mı senin? Hangi vize olacak? Giriş vizesi. Benim haberim yok, ilk defa geliyorum. Gel bakalım o zaman benimle. Ne bekliyorsun? Versene pasaportunu. Buyurun bayan. Nereden geliyorsun? Münih'den. Münih desene şuna, niye Münih diyorsun? Nerede çalışıyorsun Münih'te? BMW'de. Kaç yaşındasın sen? Aslında 32. Pasaporta göre ise 23. Bizim oralarda hep böyle geç yazdırırlar da nüfusa. Hep böylesiniz. Bir işi doğru dürüst yapmazsınız ki. Hani senin giriş vizen? Bilmiyorum bayan. Nereden alınır ki? Daha ilk girişim. Bana gelmezsen nereden alabilirsin ki başka? Herkes zehirleşeceğine niye gelmiyorsun doğruca giriş vizeni yaptırmaya? Hey durun lan! Dur! Ya, ne yapıyorsun? Çarptın benimkine! Bayram İnal! Bayram İnal'a giriş vermiyorum. Yapma bacım, yakma beni. Basayım bir geçeyim. Köyüme varıp amcamı gözü kapanmadan önce son bir göreyim. Bırak da geçeyim. Bana ne senin amcandan be? Daha devlet dairesinde nasıl davranılacağını bile bilmiyorsun. Vermiyorum işte girişini. Pasaportunda yaşın tutmuyor. Etme bacı. Ben ne ederim burada? Nereye giderim? Kaç gün izinlisin? 36 gün bacı. Zaten üç yollarda geçti bile. Bak dönüşte 36 günlüğü yarım gün bile geçirirsen vallahi da billahi de vermem şu işi. Yok bacım. Yok. Ezilmiş. Ezilmiş, mahvolmuş. Memur bey, şikayetçiyim, çizmiş arabamı. Ne olmuş? Kim çizmiş? O burada duran üzeri şekilli minibüs vardı ya, işte o çizmiş memur bey. İnsafsız adam mahsus yaptı. Şikayetçiyim memur bey. Kimi şikayet ediyorsun kardeşim? Adamın adını, soyadını, plakasını biliyor musun? Hem ne malum onu çizdi? Gördüm, gözümle gördüm, bilhassa çizdi. Şahidin var mı? Ne iş be? Şimdi de ikinci kontrole giriyoruz Balkız. Burası Türkiye. Ya çok sıkı kontrol ederler, ya da hiç etmezler. Hürriyet abi bir şeyin var mı? İşte bu bal kızından başka hiçbir şeyim yok memur bey. Bak şu işe. Veliler de bu. Aç. Üstelik solmazı da almışlar. Onu da indir. Demek benden hızlı sürdüler. Bir tanesi de bize kalacak. Az öyle şey. Hadi al içeri. Zaten izimizi kaçırdı olduğunu biliyorsun. Anne bak Bayram amca. Bırak şu hayırsızı. Solmaz da ama bozuk ha. Solmaz'ı velilerin Münhen'deki evinde tanıdım Balkız. Bundan da buyur Bayram kardeş, ev yemeğini özlemişsindir. Sağ olasın yenge, eline sağlık. Vallahi hepsi nefis olmuş. Bak sana Solmaz'ı tanıştırayım Bayram. İyi kızdır. Geçin efendim. Geçin. Evet, simit verelim abi. Evet, yeni geldi abi, sıcak sıcak abi. Abi sıcak.
Mercedes'in yıldızının keyfi de başka oluyor canım. Keşke şu anda Kezban burada olsaydı da görseydi beni böyle bal kızın direksiyonunda. Düşündüğümden yiğit çıktım Bayram, helal olsun. Boşuna kaptırmamışım gönlümü sana derdimi hak. Kezban, nasılsın acaba? Beni Ankara'da gelip bulduğun günü hatırlar mısın? Amma da şaşırtmıştım ha. Kezban? Hoş geldin. Şaşırttın beni. Askerden döndüğünden beri bizim köye gelmedin bile. Ben uğrayayım dedim de. Paraya ihtiyacım vardı, hemen işe başlamak zorunda kaldım. Nasılsın? Ankara'ya geldim artık. Ankara'ya mı? Evet, abimlerin yanındayım. İş arıyorum da. Artık görüşürüz. Bak sevdiğin kasım. Gitti be! İş bitmiyor burada. Seni kayığa bindirmek isterdim ama. Ziyanlı, yürüyelim daha iyi. Sana çay ikram etmek isterdim ama çaylar da ebenin abdest suyu buralarda. Simit ister mi Bayram? Küçük. Bize yok canım. Ne gerek? Ah. Zahmet etmeseydin Kezban. Aç değildim. Beraber yeriz canım. Peki sen ne yapacaksın bu Ankara'da? İş bulmak zor. Buldum bile. Temizliğe gidiyorum. Ya ne çabuk. Ama bırakacağım yakında. Ay başında aile yanında aylıklı hizmetçiliğe başlıyorum. O daha mı iyi? Tabii, ne olsa aynı yer. Evin hanımı da akşamlar dikiş kursuna gitmeme izin veriyor. Dikiş kursu mu? Evet, abimin tarzda konfeksiyoncu var. Kurs bitince dikiş çalacak beni. Aferin sana. Aferin. Şaşırttın beni doğrusu. Ben de yakında Almanya'ya gideceğim. Almanya'ya mı? Hiç söylememiştin. Sen de erkek misin Bayram? Edepsiz ne olacak? Aldılar herhalde televizyonunu gümrüklerinden. Sen benim erkekliğimi bilmez misin be? Dur dedi. Yaşa be bal kız. Sayende solmaza donunu indirttiriverdik. Oysa nicedir bir çıplak kara memesi bile gördüğüm yoktu.
ayarladım Balkız. Ama yine de iyi çıktı vallahi. Topla. Yürü abicim, gidin. Git abi, gidin. Hop. Arabanız da çok güzelmiş. Sağ ol kardeş, yeni aldım. Allah sana da nasip eder inşallah. İnşallah. Hava da öyle sıcak ki. Öyle ama benimkine maşallah ha. Hiç öyle su filan kaynatmadı. Birazcık ibre yükselir gibi oldu hepsi o kadar. Gel abicim sağ yap. Tır abicim biraz tır. Topla gel. Hop al hadi abicim. Al hadi sağ yap git abi. Git abi. Çekilseniz onu araba park edecek. Etsin canım engel olan mı var? Şuraya etsin işte. Peki çekilseniz de adam rahat park etse ya. E canım nasıl olsa şu kadarcık açıklık kalmayacak mı benim arabayla? Etsin işte geri kalan yere. Amma iş ya. Gel abi. Sağ yap gel abi. Gel. Yavaş yavaş. Ya kardeşim çekilsin de park edip babanı yerim ben. E bu kadar da sıkışık park edilmez ki canım. Sonra ben kapıyı nasıl açarım? Adama bak be. Haydi. Al abi, gel. Sağ yap abi, gel. Gel topla, gel abicim, gel. Yavaş abi, git abi. Gel abi, sağ yap. Gel abicim. Senin de amma kıymetli araban varmış, yuh be. Memleket yemeklerini de öyle özlemişim ki. Aman kendine hakim ol Bayram. Fazla paran yok ona göre. Ben yolda midemi bozmuşum. Pek yemek yiyecek durumum yok. Sen bana çorbayla yoğurt getir. Nasılsa akşama köydeyim. İyice yerim artık. Köye girmeden önce de bal kızı bir güzel yıkamalı. Afiyet olsun. Yürü abi, yürü. Tamam abi, yürü. Abi paranı üzerinde al. Yürü abi, yürü. Oğul, gel abi, gel kurtarın. Gel. Yürü abi.
Bakıcı, arabanın yıldızı yok. Ne yıldızı? Ne demek ne yıldızı? Arabanın burnundaki yıldız, yok işte. Ben yıldız olay görmedim. Nasıl görmezsin? Yıldızın nerede? Ben ne bileyim? Sen buranın bakıcısı değil misin? Yıldızım senden sorulur. Nerede yıldızım? Ben yıldız falan görmedim beyim. Ben mi aldım sanki? Almışındır, sen almışındır. İçin gidiyordu arabama. Git başımdan ya, deli misin Metin? Bana bak, ben bu işi böyle bırakmam burada. Lazımı ver diyorum sana. Bak oğlum ben senden uğraşacağım. Elbette uğraşacaksın, yıldızım nerede? Çekil git, ben nerede rastlana uyutmuşum. Ver ulan yıldızımı, sonra fena olur bak. Olsun da görelim bakalım. Şimdi sana bir tane vururum. Burada gör günü, kaçık edin. Bırak beni, bırak beni, bırak! 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 Kaptırdık yıldızı. Ne memleket ya? Adamlar yıldız görmemişler ki. Olağan şeymiş. Ederim böyle olağan şeyin içine. Avrupa benzini de değil. Yerlisini de koymam Balkıs'a. Burada da duramam ki. Şekli benzin istasyonuna. Hep bu kafamın cezası. Alıverelim kardeş. Ta Yugoslavya'dan geldim benzin almadan, kalite olsun diye. Kısmet sanaymış. Güzel araba, güzel. Satana da alana da helal olsun. Ja, Herr Probst. Guten Tag, Erhard hier. Ich hoffe, Sie haben heute gute Nerven. Ich habe einen Kunden hier, einen Türken, der möchte einen Mercedes kaufen, hat aber einen Wunsch. Er möchte wissen, ob das Fahrzeug an einem Montag oder einem Freitag gefertigt wurde. Bitte? Nein, nein. Nichts, es hat nichts mit Religion zu tun.
Er meint, dass die Arbeiter montags und freitags weniger gut arbeiten. Ja, bitte? Das ist ein Modell 350 SC. 9261. İnat edercesine yapıyorlar sanki. Nefsimizden az vermedik Balkız'ı alacağız diye. Almanya'ya gitmeseydim alabileceğim de yoktu ya. Yine de iyi başardın Bayram. Sen trenle git Mercedes'le dön. Bulacak iş mi be? Şansları bol olsun. Başarırlar inşallah. Sizin de mi yolcunuz vardı? Yo, ben kendim gideceğim. Ama gönderilen biletin tarihi 2 gün sonraya. Ne olur ne olmaz diye bugünden geldim. İşini sağlam almalı insan. İstanbullu değilsin herhalde. Ankara'nın köyündenim. İstasyonda mı bekleyeceksin 2 gün? Bekleriz, ne olacak? Almanya'ya gitmenin yanında lafı mı olur? Aman oğlum Bayram, sen dikkatli ol. Sakın Balkız'ın başına bir şey getireyim deme. Bu araba sevdası yüreğime köye o yaldızlı arabanın geldiği gün düştü. Hoş gelmişsin ağam. Buyur. Hoş gelmişsin ağam. Sağ ol ağam. Biz çok şükür. Gülsem, gelin yine arabayı elleye bak. Ulan Bayram, elleme arabayı. Çekil lan oradan. Dokunma arabaya. Evet çocuklar, çekilin arabanın etrafından. Çekilin, arabayı rahat bırakın. Açılın, açılın. Çekil bakalım. Rezban, gel buraya. Hayal mi gördüm ben be? Yavaş Bayram, yavaş. Bırak geçsinler. Hadi bakalım, fırsattan faydalanın. Böyle Mercedes geçmek her zaman nasip olmaz size. Bu ne istiyor böyle? Yarış mı? Yetti be. Hadi bal kızım. Yaşa be Balkız, gösterdin yine Mercedesliğini. Senin yerinde başka bir araba olsaydı gitmiştik vallahi. Şimdi yakaladım seni.
kadar ders yeter sana. Ehliyetiniz, pasaportunuz, kırıtınız lütfen. Vereyim polis bey, hepsi tamamdır. Keşke şu minibüsü de durdursaydınız polis bey. Adam öyle tehlikeli araba sürüyor ki. Benim arabaya kadar gidelim. Ben mi? Evet, siz. Yerine 120 ile gidiyorsunuz. Nasıl olur canım? Dikkat etseydiniz görürdünüz. Ya kusura bakmayın. Yorgunluktan olacak. Ta Almanya'dan buraya direksiyon sallıyorum. Bağışlayın artık. İstasyona gelmeniz gerekiyor. Sizin arabayı da polis arkadaş kullanacak. Vallahi billahi yapmam bir daha komiserim. Gözümden kaçmış işte. Bırak amcam ölmeden önce köyüme bir gideyim. Acelem de o yüzden zaten. Ben öksüzüm. Amcam büyütmüş. Başka da kimsem yok. Yuh be! Bu kadar da olur mu? Dünyanın cezasını ödedik. Zaten paramız az, bir de üstüne bu. Köyde borç istemek de Mercedes'li birine yakışmaz ki. Artık yarış filan yok Balkız, tamam mı? Geçerlerse geçsinler, ne yapalım? Bunların paraları bol. Öyle bizim gibi Münih sokaklarında çöpçülük yapıp araba alacağım diye gıdım gıdım biriktirmiyorlar herhalde. Kim bilir kaç yıldır Avrupa'dalar. Yüklerini bulmuşlardır iyice. Biz ise daha işin başındayız Balkız. O komiser de amma insafsız çıktı. Bağışlasa ne olurdu yani? O kadar da ceza yazılır mı adama? Ayıp değil mi? Aman be, yazarsa yazsın. Bugüne bugün Almanya'da çalışıyorum ben. Hiç o polis hayatta Mercedes alabilir mi kendine? Polis olmuş da ne olmuş yani? Deli midir nedir? Herif yağmurun altında dimdik duruyor böyle. Boş ver Balkız, biz yolumuza bakalım. Vay anasını! Devrilmişler ya. Ben de niye durmadım ki? Demek ben gelmeyince tuttu velilere telefon etti. Bu veli de az salak değil ya. Niye alırsın lan elin karısını arabana? Öyle çoluk çocuğun bir sürü de eşyan varken. Almasaydın belki de bu kaza başına gelmezdi bile. Yine en doğrusunu ben yapmış oldum. Gerçi kızdırdık olmaz karısını ama. Aman be, kızarsa kızsın ne olur yani. Herkes kendine değil mi bu dünyada? Kim bayramı düşündü ki bu bayramda başkalarını düşünsün? Akşam biz de toplanacağız. İstersen sen de gel. Eğleniriz biraz. Böyle gurbette yalnızlık yaramaz adam. Sağ ol Veli. Sen de olmasan kimse bu bayram nasıldır acaba demiyor. Acıdım Veli'ye. Arabanın yanında da yok. Herhalde yardım istemeye gitmiştir. Yine kim bilir kaç kişi öldü. Biz de şu lastikleri kontrol ettirseydik. Bu kadar kaza oluyor. İstanbul'a yaklaştık. Demek böyle Mercedes'le girmemiz de nasip olacaktır. Bu başarı ikimizin Kezban.
Almanya'ya gidiyorum diye seni unutacağımı sanma Kezban. Mutlaka geleceksin oraya. Söz sana, erkek sözü. Gömlek var, kumaş var, külot var, çorap var, atlet var, vanila var, iç çamaşırları var. Deniz bu. Denize vardık. Şuna bak bal kız. Mavisine kurban olayım. Eğitme! Daha var benzinim. Sen şu lastiklerin havasını bir kontrol et yeter. Arkadaş camı gitmiş abi. Ne gitmiş? Arkadaş toplanmış abi. Gitmiş. O futbolcu genç önüme çıktığı zaman arka taraftan bir şangırtı gelir gibi olmuştu. Yıldız'dan sonra stop lambası da gitti. Ne iş ya? Bakar mısın? Bu otoparçacılarına nereden gidilir? Aman Bayram, dikkatli ol. Burası İstanbul. Sizde Mercedes Yıldız'ıyla arkası toplanması var mı? Yıldız yok. Yıldızımız vardı ama bitti. Çok çalınıyor. Yıldız kıtlığı var. Bulamazsınız aradığınız. Her ikisi de var. Vay namus. Ulan ben bunun kaynağından geliyorum be. 3-5 marklık şeye dünyanın parasını istiyor herif. Ne yapalım Balkız? Biz de köye yıldızsız lambasız gireriz. Köprüyü Balkız'la ilk kez böyle yıldızsız stop lambasız mı geçecektim? Ama yine de güzel doğrusu. Aklım olsun Balkız. Kezban'ı da alıp buradan birlikte geçeceğiz. Kezban'ın da çok hoşuna gidecek bu iş. Değil mi Kezban? Var mısın yarışa? Varım.
Acıdı mı? Kolumu çarptım. İşte Kezban'la aşkımız böyle başladı Bahriz. Vay be, nasıl da dalmış. Kezban bu kadar aklımı çelmişti. Köyü terk etmeye karar vermiştim. Arabadaki samanın içine saklandım. Kız Kezban, ne diyorsun burada? Görecekler. Hadi git, işimi bozma. Şehre iş aramaya gidiyorum ben. Hadi git. Haber bile vermemişti. Sunuyorum. Görüşünüze efendim. Bakın şöyle, gördüğünüz gibi dört köşe. Bu alet ilginç çalışıyor efendim. Buyurun, bir. Alet karşıdan müzik ihtiyacınızı temin eden orijinal bir radyo. Olur ya siz sağa sola rahatsız etmek istemediğinizde aletin orijinal bir kulaklığı. Aynı zamanda aletin iki sıra bir yönü daha var. Bakın şöyle, alet sigara içmeniz gerektiğinde sağdan soldan çakmak istememeniz için şöyle orijinal bir çakma. Efendim biliyorsunuz, İstanbul Büyükkent. Sek sek direktleri kısıtlamaları olur. Bakın cebinizde bulunsun. Şöyle orijinal lambası görüyorsunuz. İki tane küçük kalem pille çalışan. Şu gördüğünüz el feneri, radyo ve aynı zamanda çakmak olan şu aleti. Ben bu vaziyet burada sizlere uçlu olarak vermeyi düşündüğümden. Bir dakika vereceğim kardeşim müsaade. Göreceksiniz. Bunun yanında yine ayrı yatan şöyle iki sıra olarak. Bakın şöyle orijinal bir düdüğü. Ve yanında gördüğünüz orijinal böyle yol tayininde kullanılan pusula sebebi. Yani kuzeyinizi ve güneyinizi, doğunuzu, batınızı belli etmek için. Aynı zamanda orijinal bir aynası. Bu da bunun yanında ediyor. Bir dakika vereceğim müsaade. Tezahürata gerek yok. Geliyorum efendim. Balkız! Balkız yok! Bal renkli bir Mercedes vardı. Yok mu? Yok işte, nasıl olur? Emin misin buraya koyduğunu? Ya Allah Allah, çıldırtmadım, elbette buraya koydum. Arabalıyı şaşırmış olmayasın. Park ettikten sonra çıktı mı gemiden hiç? Katiyen, gemiden dışarı adım mı bile atmadım.
bir ara yukarı salona çıktım, hepsi o kadar. Ne bileyim kardeşim ben. Araba... Kardeş bir dakika, ben ne ederim şimdi? İstersen bir de öbür uca bak ha. Belki o işleri karıştırdı. Yarış yapalım. Bakalım şu Mercedes'in ortasına kim vurabilecek? Hangi Mercedes? Şu bal renkli olan. Milli bir. Hadi tükür bir bakalım. Bir aile boyu kolasına. Haydi at bakalım. Hocam sen hadi. Ben de varım. Her koyun kendi bacağından asılır Kezban. Hem ben artık Almanya'ya yazıldım. Ne yapalım, bu dünya böyle. Yürüyeceksin ve hiç dönüp arkana bakmayacaksın. Pek karaktersiz olmuşsun be Bayram. Sana Bayram. Kezban diye diye bal kızı da yaraladın. İyi bok yedin ha. Aklını karıya çalmanın olacağı budur işte. Ah, Ahmet Beylerin yeni katlarını bir görsen. Bir büyük salon ki at koştur. Dört büyük oda. Her yer marley kaplı. Gömme dolap. Çift banyosu da var. Saf mermerde. Denizde görüyor. Kim bilir kaç para vermiştir. Şimdi dolarla satılıyor katlar. Aman canım. Herkes buluyor parayı. Parayı veren, işini beceren alıyor katını. Kaçadır acaba böyle bir kat? Balkız'dan daha mı pahalıdır? Yok canım. İstesem Balkız'a karşı kat bile verirler bana. Ama istemem.
daha doyamadım bile. Affedersiniz. Bluzunuz çok güzel. Nereden aldınız sorabilir miyim? Kadıköy'den, konfeksiyondan. Bu kumaşı daha önce bir yerde görmüştüm. Ama böyle dikilmiş hali çok daha başka olmuş. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Uyan amuy. Gel de dayan işte. Kadının böylesi de başka bir şey canım. Bu ne Kezban'a ne Solmaz'a benziyor. Zaten Kezban'dan ne gördük? Nikahını almadan dokunamayacağın cinsindendir. Vermez de vermez. Halbuki bu. Yanaşsam mı acaba? İstanbulludur muhakkak. Şuna bak ya. Bilse aşağıdaki Mercedes'in benim olduğunu hemen altıma yatıverir. Sonra da hakla çıkar canını. Hadi Bayram. Tam zamanı. Tüh be, kaçırdık. Alıp çakmağını bir dakika bayan deseydim keşke. Bir şeyler söylesem, ya terslerse. Olur mu be, bugüne bugün Mercedes sahibiyiz. Mahsuru yoksa bayan, konuşabilir miyiz biraz? Affedersiniz, demin sigaranızı yakacaktım ama geç kaldım. Daha doğrusu geç fark ettim. Aklım hep şu aşağıdaki benim Mercedes'te de başına bir şey gelmesin diye. Bana ne canım? Hususunuz var mı sizin? Öf, rahat bırakın. Canım şurada iki çift laf etsek, ta Almanyalardan buraya sürüp geliyorum tek başıma. Almanya'dan mı? Evet, Münhen'de. 3 yıl oldu gideli. Adım Bayram. Kısmetse bir de sizinkini öğrensek. İşiniz ne orada? BMW'de çalışıyorum. Montaj hattında. Herkese de vermezler bu işi yani. Ya siz? Manikür pedikürcü. Sizin Mercedes hangisi? Şu aşağıdaki bal renkli olanı. Son modeli alacaktım ama seneye artık. İsminizi müsaade etmediniz lakin. Ayfer. Göreceksiniz, çok rahat arabadır. Evinize kadar bırakırım. Buyurun Ayfer Hanım. Kader çarpıştırdı bizi. Bize iyisinden 2 çay ver garson. Misafirimiz var. Baş üstüne emredersiniz. Çok beğendim sizi Ayfer Hanım. Ne yapıyorsun? Çek elini. Kimse görmez, korkma bırak, kız. Acıtıyorsun, çekil dedim. Çekil, kimseye dokunma bana. Kimseye göstermem, korkma. Pis herif, çekil, dokunma. Serseri. Hayvan, eşşoğlu eşek. Önce bir kadına nasıl davranacağını öğren de ondan sonra arabana çağır. Andavallı. Çabuk bavulum ver, çabuk. Bok ettim bayan, sıçtım kapının içine. Çökmüş işte, kaymak gibi kapı mahvolmuş. Bana ne ulan senin kapından da arabandan da? Ver şu boğulumu yoksa polis çağırırım. Ayı herif! Ayı sensin bayan! Olmasan bir Mercedes'e nasıl girilip çıkılacağını bilirdin de vurmazdın kapımı. Ben senin ağzını dikerim ulan! Ver boğulumu! Yakışmaz size! Almanyalı! Sen de kendini faşist ne zannettin galiba? Versene kadının bavulunu! Versene! Alsın canım bavulunu! Ben ne yapayım onun bavulunu?
abi. Devam et abi. Yürü. 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 Devam et. Devam et. Gel. Gel abi. Devam et. Devam et abi. Yürü abi. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et abi. Gel. Devam et. Gel abi. Devam et. Gel abi. Devam et. Yürü abi. Gaz ver abi. Devam et. Gel abi. Devam et. Devam et. Gel abi. Gaz ver abi. Devam et. Devam et. Gaz ver. Devam et abi. Yürü abi. Devam et. Yürü. 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 Gaz ver abi, devam et. Kurtarır abi, kurtarır. Gaz ver sen. Korkma. Devam et. Yürü. Devam et. Devam et abi. Kurtarır abi, kurtarır. Gaz ver sen. Gaz ver abi, devam et. Birden gaz ver. Hoppa. Gaz ver abi, devam et. Bal kızımızı alacağız, gayemize ulaşacağız diye erkekliğimizi filan bir kenara koyduk canım. Çalış Allah çalış, harcama biriktir. Kadına da harcama. İşte o yüzden bir fırlakma ve gördük mü ne yaptığımızı bilemez hale geliyoruz. Boş ver sen bal kız, köyümüze varıyoruz artık. Biz bu kavgayı kazanmış sayılırız. Ya Kezban Hanım, yol biter, sevda bitmez demişler. Geliyor, geliyor, bayram geliyor! Aferin sana bayram! Yaşa be bayram, nasıl da becerdin bu işi? Köyümüzden de Mercedes'li çıkacakmış demek. Köyün nuru bayram! Hepimizden yaman çıktın amcaoğlu. Emeğim helal olsun yeğenim bayram.
iş mi bu ya? Gelin de siz asfaltın nasıl döşendiğini Almanya'da görün. Yazık değil mi bu arabaya? Bu yerli arabalar da amma çoğu almışlar. Keşke bal kızı birkaç sene önce alabilseydim. Ama mümkün değildik. İbrahim'e rastlamasaydım Almanya'ya gidemeyecektim bile. Bayram! Oo İbrahim! Sen nereden çıktın lan? Bak şu Allah'ın işine. Hiç aklıma geldi mi Ankara'da sana rastlayacağım? Ne gezersin buralarda? Hiç sorma, Almanya'ya gidiyorum. Almanya'ya mı? Almanya'ya ya. Köy halkımla kooperatifini yiyorlara öncelik varmış. Kalktım yazıldım. Bizim köyde kalkındırma kooperatifi mi var? Yok canım, komşu köydekine yazıldım. Parayı veren alıyorlar. Bunu da hiç duymamıştım. Peki parayı nereden buldun? Nereden bulacağım Bayram? Babam tarlayla davarın yarısını sattı. Biraz da borçlandık. Tamam mı işin? Tamam gibi. Ankara'ya da onun için geldim. Hastaneden sağlık raporu istiyorlar. Şimdi muayeneden geliyorum. Filmimi filan çektiler. İnşallah bir terslik çıkmaz. Gerçi bir rahatsızlığım falan yok ama mahvolur. Eğer Almanya'ya giremezsem. Çoluk çocuk borcun altında perişan oluruz valla. Peki yolculuk ne zaman? Rapordan 3 hafta sonraya kadar hazır ol dediler. Tren bileti yollayacaklar bana. Ulan kuş! Dur! Dur diyorum sana! İşaret veriyorum sana. İnsene hele sen! Mercedes'imin camını çatlattın! Sıçrattığın taştan oldu, öde bakalım! Ödeyeceksin camımı! O benim alnımın teri! Ödeyeceksin! Ödeyeceksin lan! Bak seni fena yaparım ha! İnsafsız herif. Amma da fena oldu ha. Suç bende. Bok vardı o kamyona o kadar yanaşacak. Canımız size emanet şoför bey. Önce Allah'a be amca. Bunca yıllık şoförüz evelallah. Ama baksana herife nasıl sürüyor. Aman dikkatli olun. Yine de siz. Çocuklar da var. Delirmiş bu be. Ne iş? Sen çalış, et, yeme, içme. Şerefinle bir Mercedes al, sonra da kimse takmasın. Böylesini asacaksın ibret olsun diye. Almanyalı işte. Görmemişin oğlu olmuş.
Aman dalaşmayın şoför bey. Duyar hanım. Açlık da başıma vurdu. Buraların köftesi meşhurdur. Öyle pek de pahalı değildir canım. Fazla da yemem. Hadi bal kız. Köfte çok bekler mi? Bak acelem var ona göre ha. Ocak sönmüştür abi, istersen başka bir şey vereyim. Ta Almanya'dan gittin geliyoruz birader. Bize de ocak söndü olur mu? Hadi git köfte yaptır. Bol soğanlı biberli olsun ha. Yoğurt da getir. Kusura bakmayın, benim Mercedes'i önünüze çektim ama çok kalacak değil. Sen rapor işini düşündüm. Hiç belli olmaz. Bunlar üç günde çıkar derler, üç haftada olur. Ne gerek var senin burada durmadan para harcamana? Ben nasıl olsa burada gider senin yerine takip ederim. Raporu alır almaz da postalarım sana. Sen de bu arada Almanya'ya gitmeden önce çoluk çocuğunla beraber olursun. Doğru be Bayram, hiç bu aklıma gelmemişti. Vallahi çocuklar da gözümde öyle bir tütüyor ki. Almanya'ya gidince de kimleri bir daha ne zaman göreceğim vallahi. Sen merak etme, git ailenin yanına. Şu kooperatif işine de bakarsın. Hani ben de üye olsam diyorum. Olur be Bayram, niye olmasın? Yalnız para işini halledebilecek mi? Borç harç bulmaya çalışacağım. Bir de diyorum, sen nasıl olsa gidiyorsun. Almanya'da çok para kazanacaksın. Bana biraz borç versen. Ben de oraya gelir gelmez çalışır öderim sana. Sen de güzel mi konuşun? Bir mesafe geçir bakalım. Bana bir berber çağır. Dikkat et delikanlı, pas düşecek. Bir yardımcınız olsa iyi olacaktı. Eskiden vardı. Köfteden sonra bir de uyku bastı ki. Sakın uyuyayım deme Bayram. Bu adam keser billahi suratını. Amcam da ölmemiş olsa bari. Ağır hastaymış. Yetişirim inşallah. Kestiniz mi amca? Koltukluyorsan ben ne yapayım? Ya Kezban, bir görsen senin uğruna bu başıma gelenleri. Git işine ulan!
İşte Baldız. Bundan ötesi bizim diyar. Az sonra Kezban'a kavuşacağız. Köydedir mutlak, bekler. Yaşar abi ona geleceğimi iletmiştir. Kezban konfeksiyonculuğu bırakmış. Bırakmış mı, niye? Bir gün atölye şefi evine çağırmış, temizlik yapsın demiş. O da ben hizmetçi miyim diyerek çekmiş, işi bırakmış. Şimdi ne yapıyormuş? Şimdi bir bankada hademelik yapıyormuş. Aferin Kezban abi. Onurlu kızsın bu olsun. Öyle bir türlü ziyaret edemem. Ama bu yaz inşallah arabayla gideceğim bir kere. Harman bitmiş, sapları yakmışlar. Hep bir oyuncak trenimin olmasını isterdim babamız. Buraları pek sizin oralara benzemez Baldız. Thank you.
Ne olursun yapma amca. Ne olursun yapma. Hocam icatın ne faydası olur yeğenim? Olay mı sanıyorsun hepinizi geçindirmek? Ne olursun yapma amca. Kıyma kırada. Boşuna boğaz besleyemem ben. Kıyma onu. Ben ona bakarım. Kuru at toplarım onu. Ne olursun yapma, ne olursun yapma! Atları niye vururlar bayram? Sana yarar olmayanı bırakacaksın olduğu yerde. Ne yaptın değil mi? Öldüreceğim seni! Seni öldüreceğim! Öldüreceğim! Geçmiş olsun, yardım edeyim mi? Yok! Önemli bir şey değil zaten. Git işine be. Ellettirir miyim sana bal kızım? Mercedeslerin en Mercedes'i, en katılsızıymış. Boşuna endişelenmişim pazartesi ya da cuma arabasıdır diye. Bu başımıza gelenler de yani Balkız, olacak iş mi? İbrahim'in ağa mı tuttu nedir? Raporlar daha imzadan çıkmadı, iki gün sonra gelin. Recep Tokyoz, Temzel çıktı mı arkadaş, süresinden kutsak meraktan. İmzalamadan söyleyemem, yasaktır. Söylesen ne olur, sanki öleceğiz meraktan. Hamdolsun sağlanmış ama bakarsın bir aksilik çıkar. Ağzına hayır aç arkadaş. Ben arkadaşım İbrahim'in raporunu bekliyorum da. İki gün sonra dedik ya, duymadın mı?
Benzin de bitti. Buralarda da Avrupası pek bulunmaz. Araban da epey yıpranmış arkadaş. Sorma, bir bilsen başıma geleni. Yine de ne arabaymış be, helal olsun. İşliyor ya, sen ona bak. Gerisini nasıl olsa yaptırırız. Bu da nesi? Pesin üstte ne ya? Yanlış gitmiyorum ya. Yok canım, bu bizim köyün yolu. Bu yoktu eskiden. Bayağı güzel çiftlik doğrusu. Bu saatte bu. Pesin olsa gidiyordur ana. Pınar'ı çeşme yapmışlar. Bu adını yazdıkları İsmail Usta sakın Kezban'ın abisi olmasın. O da amma dik başlıdır ha. Aynı kız kardeşi gibi. Bana zorluk çıkarır mı acaba? Kezban istiyorsa evlenmemizi ne yapabilir ki? Olmazsa ona da BM'de iş bulacağımı söylerim. Elimden geleni de yaparım. Eniştesi olacağım ne de olsa. Yine de fena değil nişan halkası olarak. Başörtü de götürüyorum. Şeytan mı bu adam be? Ne arıyor buralarda? Arabanda ezilmiş iyice. Yok Çile, önemli bir şey değil. Sen buralı mısın? Çakmak köyünden. Çakmak köyü Poyraz köylü İsmail'in kızı aldığı köy değil mi? Ha, Kezban diye bir bacısı olacaktı. Sen nereden biliyorsun? Ben onların yeğeniyim. Sen kazı için mi geldin? Ne kazısı? Poyraz köyünü eştiler ya. Poyraz köyü mü? Kime eşti canım? Ne için? Eski taşlar çıkardılar yerin dibinden. O yandan bu yana turist eksik olmuyor buralarda. Köyün adını da değiştirip Pesinus koydular. Ya sen ne diyorsun? Poyraz köyünün adı Pesinus mu oldu şimdi? Köy kalmadı ki zaten, hükümet hepsine başka yer verdi. Onlar da göç ettiler. Hep bu eski taşların yüzünden.
Peki köyden Rüstem amca ile olur Remzi olacaktı. Bunlar da mı göç ettiler? Rüstem amca öldü. Bir hafta oluyor. Son günde hep yeğenim gelene kadar dayanım diyordu. Bayramış abi. Çekmiş Almanya'ya gitmiş. Bütün köye de birbirine katmış. E niye ki? Almanya'ya gittiyse ne olmuş? O kadar giden var. Sen Poyraz köyünden İbrahim'i bilir misin? İbrahim mi? İşte o İbrahim Almanya'ya gitmek için bu bayrama ihtimat etmiş. Sağlık kağıdını sen al da bana köye gönder demiş. Bayramın yolladığı kağıtta çürük çıkmış. İbrahim'in ailesi çocukları perişan olmuş. Babası da bu dertten ölmüş. Ya ama İbrahim sağlam çıkmadıysa bunda bayramın suçu neymiş? İbrahim abi bundan bir süre önce Ankara'ya uğradığında olanı öğrenmiş. Meğer bu bayram değilse hastanenin adamına para yedirip sap sağlam İbrahim abi çürük göstermemiş mi? İşçi bulma kurumunda da bir dalavere çevirip kendisi İbrahim abinin yerini almış. Yalan! İbrahim sağlam değildi. Haydi be sen nereden biliyorsun? İbrahim abi durumu anlayınca doğruca bankaya gidip bayramın yaptığını anlatmış. Karaktersiz bayram. Kırma Kezban, herkes bize bak. Bakarsa baksın be, yeter artık. Böyle puşluk yapılır mı? Dölü bozuk ibne. Yıllarımı verdim be. Sen de insan mısın be? Kimse Kezban teyzemi susturamamış. Bankanın müdürü de hemen işine son vermiş. Peki bu Kezban nerede şimdi? Evlendi abi. Öteden beri kendisini isteyen Ankaralı biri varmış. Şimdi de geve. Ben artık gideyim, geç oldu. Seni bir yerden çıkaracağım ama neyse, hoşça kal. Up. Wonderful, listen, I met a strange guy on the road.